Gerçekten çok önemli bir soru. Program hazırlıyoruz ama bir türlü uyamıyor. Aynen hocam ya. Aynen. Mesela bize birkaç tane yorum geldi Tonguç. Mutlu Ölmez dedi ki, oku bakayım Mutlu Ölmez'in yorumunu. Çalışma programı var ama ona uyamıyorum. Aynen mesela. Aysima Poyraz dedi ki, program hazırlıyorum ama uyuyamıyorum. Aynen. Akile Sarıbaş dedi ki, benim çalışma programım var ama uyamıyorum. Uyumak istiyorum ama içinden gelmiyor. Bununla alakalı bir video da çeker misiniz? Aynen. Biz de gerçekten bu sorunun üzerine gitmeye karar verdik. Bunu nasıl çözeceğiz? İlk nasıl başta, çözeceğiz hocam? İlk başta şöyle. Öğrencileri ikiye ayırıyoruz. Düzenli çalışmak için bir programı hazırlayan ve sonrasında uyabilen öğrenciler, o zaman senin bu soruya cevabın evetse harika. O zaman güzel bir dönem geçirdin. Gerçekten. Benim alakası yok ama hocam. Ben evet diyemiyorum. Şimdi genellikle öğrencilerde şöyle bir şey oluyor. Genellikle öğrenciler cevabı hayır oluyor. Yani programı hazırlıyoruz ama programa bir türlü ne yazık ki uyamıyoruz. Uyamıyoruz ama hocam. Bunun için bazı sebepler var ve bunu kendimize sormamız gerekiyor. Şimdi bu sebeplerden birincisi, ilk başta bunların çözümü için daha doğrusu yapmamız gereken şey, bahanelere sığınmayı bırakmak ve gayret etmek. Tonguç'um, bir kere bunun için bazı alt sebepler olabilir. Bunlardan bir tanesi, başarılı olamayacağım. Performansımı tam bir şekilde gösteremeyeceğim. Kaygı var hocam bende. Aynen öyle. Aynen öyle. Performansımı tam bir şekilde gösteremeyeceğim. Kendime bu program mesela bu program bana uygun olmayabilir aynı zamanda mesela. Programın saatleri sana uygun olmaz. İşte o saatlerde başka bir şey olur. İşte o gün mesela başka bir dersin ödevi olur falan filan. Bunlar da olabilir karşımıza. Aynı zamanda alt tarafta da zorlanmak istemeyebilirsin. Yani kendine ne gerek var? Instagram'da 2-3 tane takıl. Ondan sonra işte bilmem YouTube'dan birkaç tane video izle. Ne gerek var ki program, ders çalışma falan filan diye de altyapısı olabilir. Yani burada aslında senin ders çalışma programını baltalayan bir şey var ama senin onu gerçekten bulman gerekiyor. Çünkü herkes için farklı farklı olabilir bunun nedenleri. Senin işte o nedeni keşfedip bulman gerekiyor. Ama genel olarak bizim birkaç tane çözüm önerimiz var. Ve bu çözüm önerileri genelde hani belki bir tanesini uygulayarak, belki hepsini uygulayarak aslında çoğunlukla insanların yapabileceği çözümlerden birkaç tanesi. Mesela bahanelere sığınmayacağız ve gayret edeceğiz. Tamam. Ne olursa olsun ben işte kötü yapacağım, bilmem ne yapacağım, yapmak istemiyorum, bugün çok yorgundum, yok bilmem hani başım ağrıyor, yok programın saatleri buna uygun değil diye bahaneleri tamamen reddediyoruz ve ne yapıyoruz? Aslında çok basit. Çalışıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Çalışmaya odaklanıyoruz. Ve çalışma artı tabii bir de odak gerekiyor. Yani ben kesinlikle ve kesinlikle çalışacağım diye kendine gayret, kendine bir şey yapmasını, kırbaç vurmasını diyoruz. İkincisi de programımızı gözden geçirmemeyiz. Çünkü bazen belki programın o saatleri sana uygun veya işte o günlerdeki çalışmalar senin hem çalışma saatlerine hem de motivasyonuna uygun olmayabilir. Dolayısıyla çalışma ve mola sürelerini kontrol edip gerçekten çok kısa molalar değil. Belki birazcık daha mola süreni arttırıp ama o mola bitince de kesinlikle o dersin başına oturacağım demelisin Tonguç Evren. Aynı zamanda şey mola zaten. Kesinlikle genellikle öyle oluyor zaten çalışma programında. Programda sevmediğin bir derse geldiğinde şunu dememesin. Ya ben zaten bu dersi sevmiyorum. Aynen sevmiyorum dememesin. Sevmiyorum deyip de kaçmamasın. Ne yapmasın? Daha da fazla konsantre olmasın. Çünkü zaten senin sevmediğin yerlerden senin kaybedeceğin zayıf noktaların vardır. O yüzden zayıf noktaların aslında sevmediğin derslerdir. Sevmediğin derslerde genellikle insanlar ne olur? Başı daha başarısız olur. İşte senin şunu yapman gerekiyor. Ben bunu sevmiyorsam bundan başarısız olabilme riskim var. O yüzden bunun üzerine gitmeliyim. Yani problemlerimle yüzleşip ne yapmalıyım? Bunu çözmeliyim getirmelisin. Kendine aklına getirmelisin ve daha fazla konsantre olmalısın özellikle bu derslerde. Önce doğru çalışma alışkanlığı kazanmasın. Özellikle son dönemlerde nedir? Çok popüler bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle cep telefonunu uçak moduna almalısın ki o dakikada doğrusun verimli bir şekilde ders çalışırsın. Sessiz dansam hocam sadece. Gerçekten de şu anda yapacağımız en önemli özellik şu. Doğru çalışma alışkanlıkta cep telefonu
uçak modu dediğimiz özellik bizim... Siz alsam olmaz mı bizim, hocam? Hayır, kesinlikle uçak modu hayatımızı kurtaracak bir özellikti. Çünkü uçak modu sessiz alsam bile o görüntünün böyle ışığının yanması, orada bir bildirimin olması, o mavi ışığın böyle yanıp sönmesi insanı gerçekten çok çekiyor ve kendi içine almaya çalışıyor. O yüzden hani senin bu sistemini bozan şeylerden bir tanesi olabilir. Gerçekten de ders çalışma programını baltalayan şeylerden bir tanesi olabilir. O yüzden sen bir kere o programa, saatine veya işte o ana denk geldiğin anda çat diye cep telefonu uçak modu. Bu çok önemli bir özellik. Onun dışında etrafını da çok iyi düzenlemelisin diye. İşte kalemin hazır olacak, defterin hazır olacak, kitabın, ilk başta bunları yap. Çünkü dersin ortasında ay kalemimi alayım, ay çizgimi alayım, ay bilmem ne alayım diye gittiğin anda dikkatin dağılıyor. Ay suyumu alayım gittiğin anda dikkatin dağılıyor ve artık toparlayamıyorsun. Sonra bir anda kaçıyor gidiyor. O yüzden ortamın çok uygun olması gerekiyor. Tüm kaynakların yanında olması gerekiyor. Programının boyunca uygulayacağın her şeyin yanında olması gerekiyor diyoruz. Ve üç anahtar kelime. Gerçekten bu üç anahtar kelime bu programı var ama yapamıyorum demenin, çözmenin daha doğrusu en önemli şeyleri, iksirleri diyoruz. Hayret, gayret, sayret. Hayret değil, değil mi? Sabretmek. Sabretmek demek hani birazcık daha mücadele etmek demek. Hani ben bırakıyorum artık diye dayanamıyorum değil. Mücadele edeceksin, üstüne gideceksin. Nasıl mesela bir paragrafı ben ilk başta, mesela ilk başta ben yeni nesil soruları gördüğüm zaman gerçekten de hayda dedim ya, bu acayip bir şey. Yani ben bunu ölsem de çözemem dedim yani. Ama ilk başta böyle bir ön yargıyla başladım. Ama sonrasında ya bir okudum soruyu. Ya dedim ki kardeşim bu o kadar zor değilmiş. Mesela yeni nesil bir soru var, tamam mı? Mesela şuradan bir tane açalım. Şuradan bir açalım mesela. Yani eşek kadar bir soru gördüm mesela. Şöyle bir soru. Of. Ya kardeşim bu ne ya dedim ya. Bir tane soru bu kadar olabilir mi? İnsanın canından bezdiriyor bu. Ama bak soruyu okumaya başladım. Ya beyni anlatıyor. Omurilik anlatıyor. Beyin canı omurilik sonu. Ya bunlar çok basit şeyler ya. Buna sorduğu şey neymiş? Yanlıştır demiş. Ya burayla alakalı bir şey soruyor. İki saniyede çözdüm soruyu sonra. Ama ilk baştaki ön yargım beni çok baltaladı. Gerçekten sabretmemiz gerekiyor. Yani biz buna zordur. İşte yok yapamam. Ay ben bununla uğraşamam. Gerçekten performansım yetmez buna. İşte ben başarısız olabilirim. Allah korusun diyerekten kaygı yapmayacağız. Zaten ilk başta başarısız olacağız. Başarısız olduğun her aşamada aslında sana bir şey katıyor. Şunu unutma Tonguç'um. Her düştüğün zaman aslında ayağa kalkmayı öğreniyorsun. Hiç düşmeyen bir adam ayağa kalkmayabilir mi Tonguç? Bilemez. Dolayısıyla ilk başta sabretmemiz gerekiyor. Sonra gayret edeceğiz. Daha fazla bu sorularla yüzleşeceğiz. Daha fazla emek harcayacağız. Sonra ve emeğimizin de karşılığını mutlaka emeğimizi verip alacağız diyoruz Tonguç evladım benim. Zaten din dersinde de var. Emek olmadan başarı olmaz. Emek olmadan yemek olmaz. Emeksiz yemek olmaz. O yüzden bunu gerçekten içselleştirmemiz ve hani bunu kendimize ikna etmemiz gerekiyor. Yani ya kardeşim sen yatarak bir şey kazanamazsın. Bunu ilk başta kendimiz ikna etmemiz gerekiyor. Öğretmenlerimiz söylüyor, arkadaşlarımız söylüyor, ailemiz söylüyor ama herkes kendisinin doktoru aslında bu noktada. Yani sen yapabilirsen, sen başarabilirsen, sen bunu kendine ikna edersen başarabilirsin ve iyi bir yere gelebilirsin ve başarılı bir insan olabilirsin diyoruz. Şunu unutma Tonguç'um, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için her ayın programı var Tonguç Akademi.com'da. Genele uygun bir şekilde hazırladık programları. Herkese uyması için hazırladık tabii. Tabii bazı aksilikler olabilir saatler konusunda ama sonuçta senin yapman gereken şey o gün o işi yapmak, yani yapılacaklar listesi gibi 7, 8, 9, 10. sınıflar için var ve 5-6'lar için de inşallah yakın bir zamanda çalışmalarımız başlıyor ve üniversite hazırlık için de var. Tebrik ediyorum seni. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yap Tonguç evladım benim, yorumlara yolla. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım evladım.